Evet sevgili seyirciler, Futbol Anadolu'da yeniden sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz sizinle. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Çok teşekkürler hocam, bizler de hamdolsun. Öncelikle seyircilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Sorularınız olursa alttan iletmeyi unutmayın. Ben gördükçe iletmeye çalışacağım. Konumuz dışında bir soru olursa o an belki iletemeyebilirim. O yüzden hani sorumuzu görmezden geldiniz diye düşünmeyin. Ve Futbol Anadolu YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Forma çekilişleri, eğlenceli yarışmalar ve programlarımızın tamamını yine oradan takip edebileceksiniz. Hocam nasılsınız? Nasıl gidiyor pandemiyle aranız nasıl? Valla pandemiyle aramız evde geçerek, yaşayarak geçiyor. Çok fazla dışarıdan çıkamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz sıkıntılı bir hastalık. Genellikle evde olmaya çalışıyoruz. Ve hafta sonları da maç izliyoruz. İzlemeye gidiyoruz. Aman hocam sağlık olsun. Hocam önce Süper Lig, birincilik, tekrar böyle bir geniş çaplı bir değerlendirme yapacağız. Daha sonra işte sizin İnegöl Spor kariyeriniz, ondan sonra teknik direktörlükle ilgili düşünceleriniz, fikirleriniz, hedefleriniz. Daha sonra işte futbol problemleri, yavaş yavaş bir futbol muhabbeti yapacağız sizinle. Aynen. Öncelikle Süper Lig'le başlayalım. Süper Lig yarışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Üç büyükler şu anda ilk üç sırada. Tabii ki bu seneki bakıldığında Anadolu takımlarının geçen sene kadrolarını korumaya çalıştılar. Pandemiden dolayı çok fazla büyük paralar harcamadılar. Bana göre bakıldığında Beşiktaş bütçesine rağmen geçen seneki hocasının devamıyla alakalı iyi kadro kurdular. Fenerbahçe de Türkiye'de uzun yıllar futbol oynamış Emre'den sonra, Emre Belözoğlu'dan sonra uzun yıllardır da 4-5 yıldır da Türkiye'de yaşayan Erol Hoca'yı getirdi. Onların ortak çalışmalarıyla beraber çok iyi takım kurdular. Zaten bakıldığında Galatasaray geçen seneki bütün kadrosunu koruyor. Başlarına da Türkiye'de belki bana göre de gelmiş en iyi hocalarından biri Fatih Hoca var. Devam edecektir diye düşünüyorum. Hocam sesiniz az geliyor diyorlar ama İsmail Hoca'nın sesi mi az geliyor diye bir tekrar sorayım ben seyircilerimize. Şimdi geliyor mu? Bana iyi geliyor ama seyircilerimiz az geliyor demişler. Mikrofonu Evet, biraz şimdi yakınız iyi olur. anladım. Şimdi daha çektim tarafa doğru. Yine bir sıkıntı olursa seyircilerimize yazarsa seviniriz. Tamam. Hocam bir sürpriz çıkmaz mı peki bu sene? Alanya, Gaziantep, Hatay. Ben bakıldığımda evet bu takımlar lige iyi başladı ama geçen seneki gibi değil. Geçen sene İstanbul takımları 3 büyük Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş iyi bir sezon geçirmemişlerdi. Ondan dolayı Başakşehir aralarından sıyrılıp şampiyon oldu. Bana göre 3 tane büyük takım bu sene asla o işlerine öyle bir takım almazlar diye düşünüyorum. Şampiyonluk 3 tane Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Tabii ki Mesut Özil'in kariyerini, futbolculuğunu tartışmak ya da konuşmak çok fazla ulemalık olur. Mesut bana göre 10 numara pozisyonunda dünyanın sayılı oyuncularından biri gelmiş geçmiş. Ama Türkiye'deki tabii ki futbol düzenine ne kadar ayak uydurabilir bilemiyoruz. Çünkü biz oralarda oynadığımız için söyleyeyim size. Bundan sonra Mesut'un işi Avrupa'dan daha zor Türkiye'de. Bu kadar sansasyonel bir transferden sonra ben çok tahmin ediyorum ki Anadolu takımlarının ya da diğer futbol takımlarının bütün oyuncuları Mesut'a daha farklı konsantre olacak, daha fazla isteyecek. Mesut Özil'e karşı oynamış olmanın vermiş olduğu güven mi diyeyim, istek arzu mu diyeyim, Mesut bunlar zor duruma düşürecektir. Ama yetenek olarak Mesut bunların üstesinden gelecek mi, güç olarak, kuvvet olarak bakacak. Ama bana soracak olursan Mesut'un Türkiye'de işi biraz zor. Çünkü böyle söyleyeyim, yıllarca
Avrupa liglerinde seyrettikleri, Real Madrid'de, Arsenal'da seyrettikleri maçta sahada oynayacak Türk oyuncuları, Türk evlatları daha fazla konsantre olacaktır. Mesut'un bana göre sadece ve sadece Türkiye'de futbol sistemine ayak uydurmakla sıkıntıları olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan yetenek ve oyun bilgisi olarak çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama tekrar söylüyorum, Mesut'un Türkiye'deki futbol düzenine ne kadar ayak uydurur onu tabii ki oynadığı sürelerde, haftalarda göreceğiz. Hocam sesinizin hala az geldiğini söylüyorlar. Ya mikrofonu yaklaştırın ya da kulaksız deneyin istiyorsanız. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi evet daha iyi gelebilir. Tamam. Sanırım şu an Biraz daha iyi. sonra nasıl dediğimiz gelip kendini söyleyecekler. Tamam. Evet. Mesut Özil'i konuştuk. Yani Galatasaray'da 10 kuruyu transfer etti. Bugün de Muhammed transferi gündemde. Daha doğrusu bizden Evet. özel bir olarak diyelim. Büyük bir ölçüde Evet. anlaşıldı. Evet. Yakın zamanda açıklanacak Zaten gibi gözüküyor. Bu transferler hakkında bir görüşünüz var mı? 10 zaten bu üçüncü Türkiye'ye gelişi. Türkiye'deki atmosferi, statları, oyuncuları az çok tanıyan bir oyuncu. Çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Muhammed'le olarak da takım içerisinde Afrika kökenli, yani Arap ülkelerinden gelen Mısır, Tunuslu oyuncular var. Galatasaray'da Seyici gibi, Feguli gibi, Belhanda gibi. Onların da olduğu bir ortamda çabuk ayak uyduracağını düşünüyorum. Muhammed'in de çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü oturmuş bir kadroya, düzenli bir kadroya gelecek. Bana göre iyi iki transfer olarak görüyorum, düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu Mesut'un transferinden sonra Galatasaray'ın da böyle bir atağa kalkması, ne kadar bu yolda alternatif kadro olması gerektiğini düşünen bir teknik direktör var. Galatasaray ileriki haftalarda yoğun tempolarda sıkıntı yaşamayacağını düşündüğü için yapmış olduğu iki transfer bana göre faydalı olacaklarını düşünüyorum. Peki. Hocam ben Hatayspor'a da biraz değinmek istiyorum. Süper Lig'e yeni çıktılar ve buna rağmen başarılı bir performans sergiliyorlar. Bir sıraları zorluyorlar. Hatta bir hata düştü. Hatayspor hakkında bir görüşmek almak istiyorum hocam. Ben hatta 2 hafta önce Gençler Birliği maçını seyretmiştim Ankara'da. Merak ettim çünkü teknik ekipteki bütün Ömer Erdoğan'ın, Ömer Hoca'nın, zaten Ömer Hoca ile ben 2 sene beraber aynı takımda oynadım. İyi bir arkadaşım. Teknik ekipteki bütün arkadaşlar da Bursa'da, sürekli görüştüğümüz arkadaşlar. Çok merak ettim bu kadar çıkış nasıl sağlanır diye. Bu bana göre tesadüf değilmiş. Çünkü seyrettiğim ilk 11'den o gün acı bir durumdu gerçi de 11 tane oyuncu ne 11'de yabancıydı. Bana göre inanılmaz derecede 6-7 tane Türkiye üstü oyuncular yakalamışlar. İyi oyuncular bulmuşlar. Münir gibi, kaleci Münir'i çok beğendim. 17 numara şu an aklıma gelmedi. 4 tane, 5 tane inanılmaz derecede Türkiye futbolunun ya da Türkiye üstünde bir oyuncular bulmuşlar. Tekrar söylüyorum. Ben seyrettiğim için, canlı seyrettiğim için söyleyebilirim. Hatayspor'un şu anki durumunun tesadüf olduğunu asla düşünmüyorum. İyi bir çalışma, iyi bir forte ile Ömer Hoca ve ekibi bu işe soyunmuşlar. Bana göre sezon sonuna kadar bu üst dilimde gideceğini düşünüyorum. Hocam son şampiyon Başakşehir düşme hattına 5 puan uzakta ve kötü bir şey devam ediyor. Başakşehir hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Şampiyon ligi herhalde yaşlı kadrosu tempoları kaldıramadılar. Bakıldığında evet birinci sebeplerden biri o olabilir, yaşlı, ama bakıldığında da geçen sene yaşlı dediğimiz kadroda şampiyon oldu. Şampiyonluğa oynarken ister istemez o atmosferi, o düzeni bilen oyuncularla şampiyonluğa oynamak daha kolay. Şampiyonlar Ligi yoktu, o yüzden dedim ben. Evet, bakıldığında bu sezon bu kadar yaşlı dediğimiz ekip hiç tatil yapmadan, ara vermeden direkt Avrupa Kupaları, lig bir arada oynandığı için kadronun da
çok fazla Okan Hoca'nın elinde alternatif kadro olmadığı için hep aynı oyuncularla oynadığı için böyle bir sıkıntılı bir ortama girdiler. Ben şöyle söyleyebilirim. İkinci yarı Başakşehir tekrar demin Hatayspor'un söylemiş olduğum dilime, üst taraftaki dilimlere Başakşehir'in oralara geleceğini düşünüyorum. Çünkü bakıldığında ne kadar alt sıralarda görünse de kadro olarak, kadro yapısı olarak çok iyi bir kadroya sahip. Alternatif, sadece Türkiye Ligi'nin düşünürsek alternatifi bol olacak bir kadro olarak görüyorum. Devre arasında 2-3 transfer yapacaklarını duydum, biliyorum. Bence Başakşehir ikinci yarı üst sıralarda o dilimde bulunacak diye düşünüyorum. Düşme potası için ne düşünüyorsunuz hocam? Denizlispor, Erzurumspor, Ankara gibi maçlar bile düşme hattında şu an. Düşme potası bakıldığında üst tarafta çok fazla kopukluk yok. Sanırım en az 15 puan Denizlispor'un var. 14 puan. 14 puan. Bakıldığında diğer taraftan da 19 puan Gençlerbirliği'nin var. Ama Kayseri 19. evet, bakıldığında da barajın bir üstündeki takımların da 22, 23, 24 şeklinde gidiyor. Bana göre bu pandemi sürecinde maçların yoğunluğunun fazla olmasından dolayı maçların hangi skorlarla biteceğini çok fazla tahmin edemiyoruz. O gün iyi konsantre olan, daha fazla skoru elde etmeye çalışıyor. Sanırım bana soracak olursan son haftalara kadar hangi takımın düşeceğini çok fazla öngöremiyorum. Çünkü şu an pandemi sürecince skorların çok değişkenli olduğu için bakıldığında sanırım Ankaragücü 7 haftada bir kere mağlup oldu. 7 hafta önce bakıldığında ne derdik? Ankaragücü bu sezon düşmeyi garantileyenler ilk takımlarından biri diye olarak konuşuyorduk ya da düşünüyorduk. Bakıldığında Mustafa Hoca geldikten sonra 7 maçta bir mağlup oldular. Onun için şu an bana göre düşme ile alakalı konuşmak çok erken diye düşünüyorum. Ama transfer bakıyorsunuz Erzurumspor bu ligin üzerinde 3-4 tane transfer yaptı. Böyle giderse Erzurum o potadan çok erken çıkar diye düşünüyorum. Hocam Ankara Gücü demişken Ankara Gücü maçı izlediniz mi? İkisi bölümde neydi Ankara Gücü? Alanya 4-3 kazandı. İşte demin de söyledim. Ankara Gücü inanılmaz derecede bir çıkış yakaladılar Mustafa Hoca'yla. Kadro yapısı da ilk yarının son haftasında kurulan bir kadroydu. Lige alışması ya da antrenmansız oyuncuların lige sonradan katılmasıyla bu şekilde sıkıntılar yaşamışlardı. Ama bakıldığında son 8 hafta ya da 10 hafta sürecinde Ankaragücü inanılmaz derecede bir çıkış içerisinde. Devre arası da yapacak olacak transfer tahtasını açarlar mı bilmiyorum. Transfer de yaparsalar bir iki tane Ankaragücü çok fazla korkulu rüya göreceğini düşünmüyorum. Bir de bu sene dört takım düşecek. Yani bayağı bir zorlayacak takımları. Evet. Fikstür. Bence kadro yapısı olarak bu sene iki kere seyrettim. Gençlerbirliği bana göre benim 8 yıl futbol oynadığım belki de tarihinde en çok forma giymiş oyunculardan biriyim ben Gençlerbirliği'nde. Ama seyrettiğim iki maçta da Gençlerbirliği'nin bana göre hatta Mustafa Hoca da geçen hafta 2 hafta önce bir açıklama yapmıştı. Şu an Gençlerbirliği'nin en az 4 tane 5 tane hedef oyuncu direkt oynayacak oyuncuya ihtiyacı var. Eğer Kesinlikle. Gençlerbirliği bu şekilde transfer yapmazsa bana göre çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki Mustafa Hoca da uzun yıllar bu liglerde bulunmuş bir hoca. Murat Başkan da çok uzun yıllardır rahmetli başkanımızdan görerek ya da 6 yıldır 5 yıldır da başkanlığını vermiş olduğu tecrübeyle bunları görüp transfer yapacağını düşünüyorum. Eğer aynı şekilde bu kadroyla ikinci devreye devam ederse Gençlerbirliği'nin işinin çok kolay olacağını düşünüyorum. Sizin gibi bir sol beki de yok Olmaz diye mesela düşünüyorum. almışlar. Efendim?
Sizin gibi bir sol beki de yok mesela, almışlar. Evet. Mustafa Hoca gelmiş yanımıza. Mustafa Hoca'nın selam söylüyorum burada. Evet, birinci lige geçelim. Birinci ligde bayağı bir kıyasaya bir yarış var. Birinci ligin ilk devresinde özellikle her hafta lider değişiyordu. Birinci ligi 8. takım arasında hep böyle birer ikişer puan farkı vardı. Evet, bu hafta biraz değişti ama şu anda lider Giresunspor, İstanbulspor, Samsunspor şeklinde gidiyor 2-3 sıra. Bayağı bir yatırım yapan takımlar da var ama şu kızda oralarda olan takımlar da var. Siz yarış hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıkmayan ilk takım sizce hangi takımlar? Ya transfere, kadro yapısına bakarak favori olarak bakıldığında Adana Demirspor, Samsunspor olarak görülebilir. Ama oyun olarak söylerseniz bu sene 4 kere izledim. Bana göre PTT Ligi'nde futbol olarak benim futbol görüşüme bakarak en iyi futbol oynayan kulüplerde 2 tane kulüp var. Bir tanesi İstanbulspor, bir tanesi de Bursaspor. Bursaspor'daki iyi oyununun genç oyuncuların isteği arzından da kaynaklanabilir. Ama İstanbulspor'un çok merak ettiğim için canlı olarak seyrettim. Yani sadece o günün oyunu değil, bakıldığında 1-2 yıl ya da 2-3 yıllık çalışmanın bir ürünü ya da bir oyunun olduğunu gördüm. İnanılmaz derecede birlikte oynayan, taktiksel disiplinine uyan ekip olarak gördüm. Eğer ki bilmiyorum kadro yapısında ne kadar değişiklik olur, şampiyonluk yolunda tabii ki ilerleyen haftalarda alternatifler de olması gerekiyor. İstanbulspor bu mevcut kadrosuna 2-3 tane daha transfer yaparsa bana göre Adana Demir, Samsunspor, Bursaspor, İstanbulspor, Giresunspor içerisinden ilk 2'de olan takım olarak görüyorum. Çıkacaklar. Bursaspor. Buyurun hocam. İlk 2'de bu 5 takım içerisinden ilk 2 ile direkt çıkacak takımlar olarak görüyorum. Bursaspor'a biraz daha geniş detaylı değinebilir misiniz? Gençlerle, biraz zorunlu da olsa gençlerle oynuyordu. Çok da güzel bir kadro oldu. Ve güzel de oynuyorlar hakikaten. Bir sürpriz yapıyorlar. Evet, tabii ki bakıldığında 2 yıldır ya da 2 yıldır sanırım içerisinde bulunan kadroda Burak Altıparmak, Recep Aydın, Onur Atasayar, Cüneyt Göz. Bunlar ilk kere kadro olarak sezon başında başladılar. Geçen sene de son haftalarda ya da devrede Çağatay, Ali Akman gibi oyuncular da forma şansı buldu. O takımın içerisinde bulundular. Yıllardır biz de Bursalıyız. Bursaspor'da oynamış bir oyuncu olarak söyleyeyim size. Türkiye'nin bana göre altyapısı olarak inanılmaz derecede çok fazla, böyle söyleyeyim, çok fazla paralar, çok fazla imkanlar sunmadan bu kadar büyük yetenekleri bulan teknik ekipleri tebrik etmek gerekiyor. Bunlar asla bir tesadüf değildir. Bunlar bir çalışma ürünü. Bakın göreceksiniz buradaki bütün oyuncu oynayan, altyapıdan oynayan oyuncular kadar şu an tekrar altyapıda oyuncular var. İleriki yıllarda da Ali Akman gibi, Batuhan gibi oyuncuları görebileceğinizi düşünüyorum. Ama tekrar söylemek gerekirse ekonomi düzeldikten sonra, başarılar elde edildikten sonra inşallah bu sene bir mecburiyetten değil, o zaman da yeteneklerinden dolayı oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Bursaspor'un altyapısı, Bursaspor'un çevresindeki il ve ilçelerdeki bütün genç oyuncular futbola çok yatkın oyunculardır. Burada yaşayan birisi olarak, göçmen birisi biri olarak şunu söyleyebilirim. Burası köken Yugoslav ağırlıklı, göçmen ağırlıklı olduğu için burada oyuncuların daha fazla futbola yatkınlığından dolayı da Bursaspor'un böyle bir kazancı var, alternatifi var. Sanırım Bursaspor'un altyapısının en büyük sebeplerinden biri mevcut çalışan hocalar ve şehrin ırkının göçmen ağırlıklı olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Hocam küme düşme hattı için ne düşünüyorsunuz? Menemenspor'la Hikserspor iyi sonuçlar aldılar. Çok galibiyetler aldılar bu hafta. Eskişehir'le Ankara birbiriyle beraber kaldı. Tabii ki sanırım artık Eskişehir Spor'un
11 puanı, 9 puanı vardı sanırım. 4 puanı var hocam. 4 puanı vardı. 4 puan çok fazla bakıldığında barajında 34-35 olacağını düşünüyorum. Eskişehirspor'un o puanları yakalayacağını düşünmüyorum. Ama Ankaraspor transfer olarak devreye iyi transferlerle başladılar. Menemenspor'u ben asla bu kategoriye koymuyorum. Çünkü hem uzun yıllar takım başkanlığı yapan Tahir Başkan bu takımın yönlendirmesiyle, kadro mühendisliğiyle alakalı çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Benim orada tekrar Süper Lig'deki söylediğim gibi o Eskişehirspor hariç diğer takımların şu an düşme potasında olacağını söylemek çok erken. Sadece ve sadece Eskişehirspor hariç diğer takımların son haftaya kadar ligde kalma adına büyük mücadele sergileyeceğini düşünüyorum. Hocam Sivasspor'da bir hoca değişikliği oldu. Daha doğrusu hoca ayrıldı diyelim. Taner Taşkın 3 mağlubiyet sonrası gönderildi. Devre 2 mağlubiyetle girmişti zaten. Aksaray farkı vardı orada ikinci yarının maçı. Sizce çok erken bir ayrılık değil mi? Ya, Türkiye'de maalesef skorlara dayalı bir düzen olduğu için bakıldığında bu takımı geçen sene şampiyon yapmış bir Taner Taşkın'ın PTT Ligi'nde uzun haftalar ilk 5 içerisinde bulunmuş bir Taner Taşkın'ın Evet. şampiyon yapmış bir Taner Taşkın'ın 3 hafta ya da 4 hafta kredisinin olmaması, ya sadece Tuzluspor olarak konuşmak gerekmiyor bunu. Türkiye'deki ne yazık ki beklentilerin çok fazla olduğu bir ülke, Akdeniz ırkı, Akdeniz kanı olduğu için başarıya çok çabuk ulaşma adına verilmiş olan kararlar olarak düşünüyorum. Bana göre Taner Taşkın, Taner abi diyeyim ben ona. Uzun yıllar aynı takımda oynadık. 4 yıl, hatta 4 yılda benim oda arkadaşım Taner abi. Taner abi bu işe kendini adamış, inanmış, çok iyi çalışkan bir abim olarak. Şampiyon bir teknik direktör olarak ilk yarı sanırım lider de oldu 2-3 hafta. Evet. Lider olmuş bir hocanın sanırım ya ilk ikinci yarı bu futbolda Türkiye'de değil, dünyada her yerde var. Olabilir. Mevsimsel değişiklikler, yorgunluklar. Bence Tuzla Spor olarak acele verilmiş, erken verilmiş bir karar olarak düşünüyorum. Yerine gelen takım arkadaşım Ali Tandoğan'la beraber futbol oynadık. Hem milli takımlarda hem Gençler Birliği'nde. O da Balıkesir'de yapmış olduğu çıkışını Tuzla Spor'da da yapacağını düşünüyorum. Ali Hoca, Ali arkadaşımız istekli, arzulu, bu işe kendini adamış arkadaşlardan biri. İnşallah Taner abinin bırakmış olduğu takımla beraber Ali Tandoğan'ın da başarılı olacağını düşünüyorum. Aynısı olsun hocam. Burada düşme hattı demişken Balıkesir Spor düşme hattında ve transfer tahtasında bugün açıklama çıkıyordu. Belki onlar da yine ligde kalabilir mi? Yapacak transfer. Kadrosunu bildiğim için söylüyorum. Balıkesirspor'un orada bulunacağını düşünmüyorum. Çünkü iyi bir kadrosu var. Ucum hattı gerçi Egde miydi Adana Demir'e giden? Ucum hattında çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Eğer o da olsaydı Balıkesirspor'un bence oralarda bulunacağını düşünmüyorum. İsmail tabii ki tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Transfer tahtası açıldı. Onların da transferle ilgili çalışmaları vardır illaki. Onlar da transfer yapıp korkulu rüyalar görmemek adına ve bir de başlarında çok tecrübeli Cihat Hoca var, Cihat Arslan. Sanırım onlar da son günlerde yapacakları transferlerle bu ligde kalacaklarını düşünüyorum. Hocam şöyle bir tespit yapalım. Bizim yerine çıkan teknik direktörlerden herhalde 4 oldu şu anda. Hepsi yeni bir takım çalıştırmaya başladı. Bir Uğurlu Gelmez galiba. Bir hatırlatayım futbol Anadolu olarak. Şimdi ikinci lige geçelim hocam. Kırmızı grupla başlıyor. Kırmızı grupta Eyüpspor 10 puan farkla ilk devre lider kapattı. Yarın ikinci lig başlıyor. İkinci devresi. İkinci ligdeki şampiyonluk yarışını takımları genel olarak değerlendirebilir misin? Bana soracak olursan iki ligi de çok yakından takip eden biri olarak söyleyeyim size.
Bana göre Kırmızı Grup'ta Eyüpspor kadro yapısı olarak bakın, bir bakın 25 tane kadronun 25 tanesi de Türkiye'deki hangi 2B takımına giderse gitsin şampiyonluğa oynayacak oyuncular grubuna sahip Eyüpspor. Bana göre Eyüpspor Kırmızı Grup'un direkt şampiyon adaylarından biri kadro yapısı olarak. Sanırım Kırmızı Grup'ta belki çok erken olabilir ama bunu sadece şöyle söyleyebilirim. Geçen bu tesadüfi geçen sene şampiyon olmuş Tuzla Spor'un 8 tane ilk 11 oyuncusunu aldılar. Blok transfer yaptılar. Bunun da semeresini ilk yarıdaki 17 maçta gördüler. Çok da tecrübeli kaleciyi Bursaspor'dan aldılar. Bakıldığında bana göre santrafor Taha'yı aldılar. Bana göre Kırmızı Grup'un flaş transferlerinden sonra ya da flaş skorlarından sonra şampiyon adayı ya da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri Eyüpspor'dur. Ve yarın da pazar sabahı playoff teknikçilerinden biriyle oynayacak. Bugün maçta oturduklu da kış değil oynayacak. Biriyle oynayacaklar üsttekiler. Yarın bakalım. Pazarspor Cafer Hoca ile çok büyük bir çıkış yapmıştı. Sanırım o çıkışı Cafer Hoca ayrıldıktan ikinci hafta ya da bir ilk hafta mağlup oldular. Eyüpspor kadro yapısı olarak bakıldığında yarınki maçın favori olarak görüyorum. Hocam Sakarya Sakaryaspor'u nasıl buluyorsunuz? Sakaryaspor bakıldığında çok inişli çıkışlı skorlar alıyor. Daha çok kendi sahasında puanlar alan bir ekip olarak bakılıyor. Ama kadro yapısı olarak iki tane stoperi Değirmencioğlu'yla Arslan, Mehmet Boztepe, bu ligin Muhammed Reis, bu ligin üstünde ve bu ligin en iyi oyuncularından biri. Sanırım onlar da 4-5 hafta altyapı gelişimlikleri hocasıyla beraber maçlara çıkmışlardı. Yeni Bozkurt hocayla şampiyon hoca, geçen sene Bandırma'nın şampiyon hocası. Onun da katılımıyla, onun tecrübeleriyle Sakaryaspor'un bu grupta bana göre bakıldığında %100 playoff içinde olan takımlardan biri olarak görüyorum. Serdar Hoca da pazar günü konumuz olmuştu. Evet. Düşme hattında en azı var, Bayburt var, Karabük var. Evet. Düşme hattını biraz değerlendirelim. Karabük biraz düştü gibi gözüküyor. Nasıl düşünüyorsunuz? Bayburt ikinci devre inanılmaz derecede iyi transferler yaptılar. Evet, Zonguldak'tan hatırlıyorum. evet Ramazan'ı aldılar. Bana göre ikinci yarı hava şartları da tabii ki oradaki iklimsel sıkıntılar, rakip takımların yaşayacağı sorunlar, sıkıntıları da göze alırsak Bayburtspor ikinci devre bana göre yapmış olduğu transferlerden sonra çok fazla o grubun içerisinde olacağını düşünmüyorum. Düşme hattındaki grubun içerisinde olacağını düşünmüyorum. Bayburtspor ligin başlamasıyla alacağı skorlarla yapmış olduğu transferlerle o gruptan çok çabuk çıkacağını düşünüyorum. İnşallah hocam bir Bayburtlu olarak ben de yönetimden Evet. biliyorum. Hocam Beyaz Grup ikincisiniz. Hem iki eski takımınız burada. İndigospor, Çorum FK. Bunu da soracağım. Beyaz Grup'ta da Manisa FK bayağı önde gidiyor. Manisa FK şampiyonun en büyük adayı diyebilir miyiz? Bana göre şampiyon 17 sanırım 17 puan fark var. En son bildiğim kadarıyla. Bana Yok, puan göre farkı biraz kapan. Maç olası var bu insanın. 11 puan olması var. evet. Yani bakıldığında kadro yapısı olarak belki de PTT Ligi'nin ayarında bir kadro. Geçen sene yapmış oldukları çıkış 16. 17. haftaya kadar yapmış olduğu çıkıştan sonra tabii ki bakıldığında da Samspor gibi takımla kapışmışlardı şampiyonluk yolunda. Ama bu sene öyle Evet. bir rakibi yok. Öyle bir rakibi yok. Sanırım Manisa Spor bu grupta bu puanları daha fazla açarak bu grupta şampiyon olacağını düşünüyorum. Hocam yarın Çorum'la oynayacak. Siz ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Bana soracak olursan ben lig başlamadan önce bu ligde bu grupta
ilk üç içerisinde Torunspor olarak görüyordum. Yapmış olduğu transferlerden dolayı. Orada bir sezon başı başlamış. Sezon başında alınan sonuçlardan sonra hatta ve hatta çok fazla yanlış hatırlamıyorsam 6-0, 6-1 bitmişti ilk maç. Manisa Çorum Spor maçı. O maçın skorundan dolayı büyük bir çöküntü içerisine girmiş Çorum Spor. Bana göre kadro yapısı olarak, başkanı olarak, hatta ve hatta sportif direktör Oğuzhan'la beraber Çorum Spor'un ikinci yarıda İsmet Hoca ile İsmet Taşdemir'le beraber ve bu grubun iki grubun da sanırım iki grubun da en çok gol atan Sinan Kurmuş ile beraber Çorum Spor bu ikinci devre playoff içerisinde olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Ömer Bozan'ı transfer ettiler. Hem Hüseyin Bak'ı aldılar. Bu ligin uzun yıllar şampiyon olmuş, playoff oynamış takımlarında oynayan iki oyuncu. Çorum Spor'un zaten sezon başı belirli bir kaliteye sahip olan bir kadrosu vardı. Hüseyin Bak ve Ömer Bozan'dan sonra da iyi bir çıkış yakalayıp Çorum Spor playoff içerisinde olacağını düşünüyorum. Hocam Manisa Çorum'u 3-1 yenmiş. Ödül 6-1. Yani sanırım evet öyleydi. Peki İnegöl Spor'a ne düşünüyorsun? Bugün Mehmet Özdar'a açıkladı İnegöl Spor. Ben geçen sene takım başındayken bu ligde en fazla istediğim oyunculardan biriydi Mehmet Özdar. Bu ligin o pozisyonda oynayan ilk 5 oyuncusundan biridir. Gelmeden önce de başkanla beraber aramıştık. Yardımcı olmasını istemişti. Mehmet Özdiraz bana göre İnegöl Spor'a çok büyük katkılar yapacağını düşünüyorum. Sadece Mehmet Özdiraz değil, İnegöl Spor ilk devredeki transferlerinden ne bakarak devre arasında yapmış olduğu transferler daha takıma daha fazla yarar sağlayacak ya da daha fazla kaliteye sahip bu ligin üstünde demeyeyim, bu ligde çok fazla süre almış oyuncular. Samet Günan'ı aldılar. Seyit Kayasoy'u aldılar. Ve Cafer Tosun sanırım. Cafer Tosun Trabzonspor'da geçen sene Sarıyer'de kiralıktı. Ve de bugün de Mehmet Özdiraz'ı aldılar. Mevcut İnegöl'ün kadrosu çok fazla sıkıntılı bir kadro değildi. Sadece İnegöl'ün kadrosu ilk yarıya bakarak alternatifi olmayan bir kadroydu. Bu dört oyuncusunun da gelmesinden sonra İnegöl Spor ilk 10 içerisinde bulunacağını düşünüyorum yapmış olduğu transferlerden sonra. Bana göre bakıldığında yeni gelen 4 tane transfer nokta transfer olarak görüyorum. İnegöl Spor şu an alternatif bir kadro olduğunda hocanın elinde oldu. İnegöl Spor'un çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hocam 15 puan var playoff. Sizce playoff oynayabilir mi? Yine gözüküyor. Yine playoff demeyelim de İnegöl Spor ilk yarının son 3 haftasına kadar tabii ki şehirde ya da takım içerisinde yönetimde konuşulanların ligde kalma adınaydı. Son 3 hafta alınan galibiyetlerden sonra rahat bir nefes alındı. Bana soracak olursanız yukarıdaki puan farkını yakalayacak haftalar yok. Çünkü 17 hafta oynanacak. İnegöl Spor'un playoff değil ama bulunduğu ortamdan çok daha iyi sıralamada yerinin olacağını düşünüyorum sıralamadaki yerinin. 17 ile 18 maç oynayacaklar. 18 takım var. Biraz durdurdu. Evet. Onun için yani o kadar bakıldığında İnegöl Spor'un playoff şansının çok az ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ama bakıldığında ilk yarıdaki yaşamış olduğu sıkıntılı skorların ikinci yarıda yaşanacağını düşünmüyorum. Hocam İnegöl Spor demişken sizin İnegöl Spor döneminizden biraz bahsedelim istiyorum. Yani o zaman olmayan olan şeyler neydi? Oturmayan şeyler neydi? Ben 2010 yılında futbolu bıraktığımda şimdiki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş başkanımızla beraber o zaman sportif direktör olarak çalıştık. Sportif direktör olduğumuz ilk sezonda şampiyon olduk. Tabii ki
o zamanki yönetim şekli başkanımızın daha çok tekelindeydi. Yönetim kurulunu, yönetimi oluşturan kişi Ali Raktaş'tı. Ali Raktaş'ın kurmuş olduğu yönetimlerde sadece ve sadece çalışan yönetimler maddi durumları yani maddi finansal işleri kovalayan bir yönetimlerdi. Sadece sportif direktör olarak İsmail Güliren, teknik direktör o günkü sanırım Taşkın Hoca'ydı, Taşkın Güliren ve kulüp başkanı Dilan Korkmaz üzerinden gidiyordu, üç kişi üzerinden gidiyordu. Bu şekilde bakıldığında benim futbol görüşüme göre, futbol anlayışıma göre biraz sonra belki isimler de vereceğim. Belki yaşamış olduğum için bunları söyleyeceğim. Bana göre futbol düzeni demokrasi değil, komünizmle yönetilmesi gereken bir sistem olacağını düşünüyorum. Tek elde başkan ve ekibi ile beraber ekip bakıldığında sadece böyle söyleyeyim size şampiyon olduk, playoff oynadık, final oynadık ikincilikte. Bu üstten üste böyle oldu. Şampiyonluğu Balıkesir şampiyon oldu o sene ikinci bitirdik. Diğer sezonda da dördüncü bitirip final 1461'de final oynayıp PTT Ligi'ni kaçırmıştık. Bunların hepsinde başkanlar evet şeydi İlhan Korkmaz ve Eşref Güçtü ama onursal başkan Ali Nur Aktaş takımın her şeyini bilen, her şeyini yapmaya çalışan bir başkandı. Onun için çok fazla sıkıntılar yaşanmıyordu. Ta ki ne zaman yönetimler İnegöl Spor'da 17-18 kişi Ali Nur Aktaş İnegöl Spor'da onursal başkanlıktan ayrıldıktan sonra İnegöl Spor yerel yönetimlere kavuştu. O zaman biraz değil. Çünkü bakıldığında 17 tane çok çalışan arkadaşlar oluyordu. Ama aynı performansı, aynı istikrarı bu şekilde sağlayamadı yine Spor. İnşallah çok çalışan şu anki mevcut başkan Kani arkadaşının yönetimdeki arkadaşlarla beraber yine Spor 1,5 yıl daha Kani başkan devam edecek yönetim kurulunda. Onların da tecrübeleriyle tabii ki geçen sene bu sezon başı yapmış olduğu hata mı yanlış mı bunu tabii ki biz karar verecek kişiler değiliz. Yapmış oldukları transferlerden sonraki bakıldığında devre arasındaki transferleri çok yol kat etmişleri olarak görüyorum. İnşallah bu kadronun iskeletiyle beraber seneye yapacakları transferlerle beraber İnegöl uzun yıllar, 10 yıldır playoffları kovalayan, PTT Ligi'ni kovalayan takım olarak tekrar seneye start verir diye düşünüyorum. Çünkü bugünkü transferle beraber ya da devre arasındaki yapmış oldukları transferle beraber Kani Başkanlığı yönetiminin şu anki işleyiş veya almış oldukları yol bu yolda ilerliyorlar. Tabii ki yarım kalmıştı. Kani Başkan'la beraber inşallah seneye yapacakları transferlerle İnegöl Spor'un tekrar demin de söylediğim gibi playoff'ları kovalayan, PTT Ligi'ni kovalayan bir takım olarak görürüz. İnşallah hocam. Peki Çorum FK döneminiz hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Kısa sürdü biraz ama. Onun sebeplerinden birini ben hiç basın önüne çıkmadım, anlatmadım. Çünkü ben oraya gittiğimde 1,5 yıllık anlaşmıştık. Fatih Başkan'la beraber ilk çıktığım maçta ben oraya gittiğimde 8 hafta mağlup olan bir takıma gitmiştim. İlk haftada mağlup oldu. Orada saha içerisi karışıp demin de söyledim. Orada sportif direktör o takımın uzun yıllar futbolculuğunu yapmış. Şimdi de inanılmaz derecede takımıyla alakalı çalışan bir Oğuzhan kardeşimiz vardı. Ona çok büyük baskılar vardı. Başkan ona sinirlenip Oğuzhan'a yapılanlardan sonra sinirlenip istifa etti. Ben dedi geri kalan 7 haftada Çorum Spor'la alakalı çalışmalarımı durdurdum. Bana da söylediğinde ben de başkanım ben sizinle buraya gelirken sizinle beraber geldim. Eğer siz yoksanız ben de yokum dedim.
bu şekilde ayrılmıştım. Yoksa ben tekrar söyleyeyim, bunu sizin aracınızla söyleyebilirim. Bir gün değil, çok yakın zamanda tekrar Çorum Spor gibi büyük camiada olmayı çok istiyorum ve Fatih Başkan'la da çalışmak herkese nasip olur diye düşünüyorum. Tekrar da Fatih Başkan ve Oğuzhan'la çalışmak isterim. Hayırlısı olsun. Peki Beyaz Grup'ta düşme hattını biraz değerlendirelim. Hacettepe, Gümüşhane, Şanlıurfa düşme potasında şu anda. Şanlıurfa Spor 5. kez hoca değişikliğine gitti. Gümüşhane Spor yine hoca değişikliğine gitti. İkinci devre kurtarabilir mi bu takımlar sizce? Ben en son Hacettepe maçını seyrettim. Hacettepe'yi seyretmiştim. Hacettepe'nin bir de o yetersiz kadrosundan kaleci ve stoper Metehan'ı A takıma çıkarmışlar. Bakıldığında eğer ki o gün başkan söylemişti, 4 tane 5 tane devre arası A takımda, yani Gençlerbirliği'nden oyuncu indireceklerini söylemişlerdi. Eğer o 4 tane oyuncu inmezse bana göre bu grupta, beyaz grupta en çabuk, en aday, düşme adaylarından biri Hacettepe olarak görüyorum. Bakıldığında Gümüşhane ve Urfa Spor. Urfa Spor bugün 4 tane iyi transfer yaptığını düşünüyorum. Urfa Spor bu kadar 6 puanı vardı sanırım, değil mi? 6 puanı vardı. Urfa Spor 5, Gümüşhane Spor'la Hacettepe 9. Şanlıurfa'nın bu kadar az puan olmasına rağmen bana göre Urfa Spor'un o gruptan son haftaya kadar çıkacağını düşünüyorum. Yani kümede kalacağını düşünüyorum. Oraya Niğde devre arası yapmış olduğu transferlerden sonra oradan da Niğde'nin bir üst basamağını oradaki takım sayısı bana göre, tabii ki bilmiyorum, almış olduğu skorlardan dolayı söylüyorum. Ben sadece İnegöl-Velimeşe maçını seyretmiştim. O dörtlü gruba sanırım bir de Velimeşe girer diye düşünüyorum. Hocam yakın zamanda teklif aldınız mı? Tabii ki iki takımdan almıştım. Ben uzun yıllar çok gurbette yaşadım. Gurbette yaşayan birisi olarak artık çok uzaklarda bu işi, tabii ki benim işim bu. Bu işi çok seviyorum. Belki de bu işe aşığım. Uzun yıllar gurbette olmuş olan bir insan olarak kendi memleketimin yakınlarında hocalığı ya da takım çalıştırmayı düşünüyordum. Bu devre arası gösterdi ki ben tekrar gurbetlere çıkmayı karar aldım. Türkiye'nin ileriki haftalarda ya da ileriki aylarda en uzak yerlerinde de bile bu işi yapmayı düşünüyorum. Bundan sonra İsmail Güldören olarak bütün tekliflere neresi olursa olsun açığım. Bu, yani aldığınız iki teklif hangi kulüpte hocam? Yani onlar bizde kalsın. Çünkü şu an mevcut hocaları var. Sıkıntı olmasın kendi adımıza da, oradaki mevcut hocalara da. İnşallah, tamam. Tekrar söylüyorum. Böyle teklifler geldiğinde direkt sana söyleyebilirim. Tabii ki hocam, bekleriz. Hocam 5-10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Hedefiniz, hayalleriniz nedir? Neleri planlıyorsunuz? Ben oynadığım takımlarda da çalışırdım. Bütün takımlarda da aynı şeyi söylemiştim. Bazı insan, hedefi olmayan insanlar küçük insanlardır. Ben hedeflerim çok büyük. Ben futbol oynarken İnegöl'de futbola başladım. Profesyonel futbola oynadığımda 16 yaşında İnegöl'de futbol oynamaya başladım. Ben 16 yaşında soyunma odasında futbol oynarken antrenman bittikten sonra büyük abilerimiz derdi bana, işte bu kadar niye çalışıyorsun? Hedefin ne gibisinden. Ben o zamanlar o soyunma odasında 16 yaşındaki İsmail Güldören olarak bir şey söylemiştim. Ben Fenerbahçe'de ve Bursaspor'da futbol oynayacağım, milli takımda oynayacağım dediğimde herkes bana o günkü şartlarda, o günkü günlerde gülmüşlerdi. Futbol hayatında da şimdi söylüyorum. Daha önce de belki hiçbir programda bunu söylemedim. Ama o çalıştığım takımlarda çalıştığım yöneticiler, başkanlar bilir. Benim Türkiye'deki en büyük hayalim, ben çünkü bu işi çok seviyorum, bu işe aşığım. Bir gün tabii ki kısmetimiz bir yerlerde, o kısmetimiz bize gelecektir. Ama benim en büyük hayalim Bursaspor ve Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yapmak. Anladım. Peki idolünüz kim hocam? Direktörlük. Vallahi Türkiye'de Şenol Güneş şu uzun yıllarda tabii ki şu an yapmıyor. Benim idealimdeki 3 tane hoca vardı. Raşit Çetiner, Şenol Güneş, Fatih Terim. Avrupa'da da Guardiola'dan
ve Klopp diye söylüyorum herkese. Şenol Güneş demişken milli takımı ve Şenol Güneş'i başarılı buluyor musunuz hocam? Tabii ki başarılı, çünkü bakıldığında sanırım 3 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tekrar Türk milli takımı Türkiye Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Bunu sağlayanlardan biri de Şenol Hoca. Şenol Hoca bana göre, demin de söylediğim gibi, kendimi yakıştırdığım, ideal olarak gördüğüm bir teknik direktör. Türk futboluna çok uzun yıllar iyi şekilde hizmet etmiş bir teknik direktör. Şenol Hoca Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olacaktır. Dünya Kupası seçmelerine de tekrar inşallah 2002'den sonra Türkiye, bana göre Şenol Güneş'le, Şenol Hocam'la beraber Dünya Kupası'na katılacağını düşünüyorum. Peki sizce sıkıntı yaşadığımız mevki neresi? Ben forvet konusunda biraz sıkıntımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki uzun yıllardır bakıldığında Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri atak oyuncuları yetiştirmek. Atak oyuncularında sıkıntı var. Sadece bir bakıldığında atak oyuncumuz olarak özellikle kenar oyuncusu Cengiz'den başka çok fazla etkili ya da santrafordan başka 36 yaşındaki Burak'tan sonra şu an tek santrafor ya da santrafor olarak düşüneceğimiz oyuncu Cenk. O da kendi takımında oynamıyor. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda bana göre en büyük problem yaşayacağı, sorun yaşayacağı mevki sizin dediğiniz, senin dediğin gibi de santrafor tarafında. İnşallah Cenk Tosun ikinci devre Everton'da çok fazla süre alır. Sezon sonunda da Avrupa Şampiyonası'nda, 2001 Şampiyonası'nda da Türkiye'ye yararlı olur. Eğer süre almazsa hem Cenk adına hem de Türk milli takım adına büyük problem olacağını düşünüyorum. Santrafor oyuncusu olarak. Hocam milli takım başarılı buluyor musunuz derken ben Ruslar Ligi'nde küme düşmüştüm. Biraz ondan dolayı sormuştum bu soruyu. Altta da onunla ilgili bir yorum var. Ben istiyorsan açıklık getirmek istersiniz. Ya, İleteyim size. Şimdi biz Türk insanı olarak başarısızlığı görmek, bu iş nereden bakmanıza bağlı. Ya, başarıda da çok abartıyoruz. Hemen bir ufak da çok abartıyoruz. Aynen. Ne yazık ki ben hep aynı şeyi söylüyorum. Türk insanı, Akdeniz insanı, kanı kaynayan topluluk olduğu için her şeyi çok çabuk isteyen bir topluluğuz biz. Bakıldığında demin de söyledik. Nasıl Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde Türkiye gibi futbola son yıllarda yatırım yapmış bir ülke olarak Avrupa Şampiyonası'na 24 kişilik 24 tane takımın katılmış olduğu Avrupa Şampiyonası'na ne kadar çok seviniyorsak, Ulusal Lig'de de küme düştüğümüzde çok fazla üzülmememiz gerekiyor. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Futbol sadece ve sadece gelişme açık bir oyundur. Biz milli takımlarda gelişmeye açık bir futbol oynamamız gerekiyor. Bir düzenimizin, bir ideolojimizin ya da sistemimizin olması gerekiyor. Türk milli takımı yeni jenerasyonla beraber bunları yakalayacağını düşünüyorum. Defans ve orta saha anlamında inanılmaz derecede Avrupa'da oynayan oyuncularımız var. Bu oyuncularına yakın hücum hattını da oynayan oyuncuları da yakalarsak en az 10 yıl Türk milli takımı bütün turnuvalarda olacağını düşünüyorum. İnşallah sizin dediğiniz de dediği gibi, bizim de düşündüğümüz gibi forvet hattı ya da hücum hattında kenar oyuncularıyla yakalarsak Türk milli takımı son 10 yıl, gelecek 10 yılda her türlü turnuvaya katılacağını düşünüyorum. Hocam geçenlerde İlhan Cavcav'ın ölüm yıl dönümüydü. Siz de gençlerinde uzun yıllar süre aldınız. İlhan Cavcav'la bir anınız var mı veya anlatmak istediğiniz bir şeyler var mı, dinlemek isteriz. Onu bakıldığında başkanımızın bir anısını anlatırım direkt, ama bunu ona gelmeden önce benim futbol camiasında hakkını ödeyemeyeceğim ya da ne bileyim hayatım boyunca unutamayacağım kişilerden biri İlhan Cavcav'dır. 16-17 yaşında beni Türk futboluna kazandırıp İnegöl'den transfer yapıp 6 ay sonra ya da 4 ay sonra Süper Lig'de oynatan bir başkan. 8 yıl oynadım. Ben hayatımda belki de en büyük değerlerden biri ya da en vefa olarak göreceğim kişilerden biri İlhan Cavcav'dır, rahmetli. Benden yana ne kadar hak varsa başkanıma helal olsun. Çünkü bizi inanılmaz derecede Türk futbolunda, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Gençler Birliği asla futbol kulübü değildir. Futbol okuludur.
çalışmasıyla, insan ilişkileriyle Türk futboluna sadece futbolcu kazandırmıyor, Türk öğrenci kazandırıyor. Bunun da en büyük sebeplerinden biri rahmetli İlhan Başkanımızdı. Ben tekrar söylüyorum, benim bu kadar uzun yıllar futbol camiasında bulunmama sebeplerden biri İlhan Başkanımdı. Onda tekrar tekrar sizin aracınızla teşekkür ediyorum. Anım olarak da başkanımız mağlup olduğumuz takım kaptanıydım ben. Sanırım bir yenildiğimiz zaman başkan ya da ilk önce galip geldiğimizi anlatayım. Prim vereceği. Olur. Hocam sesiniz gelmiyor. Benimki geliyor mu bilmiyorum ama. Hocam şu anda sesiniz gelmiyor. Hala gelmiyor hocam. Hocam görüntü var ama ses yok şu anda bende. Hocam eğer Wi-Fi bağlantınız varsa mobilleri 4.5G yaparsanız daha iyi olur, daha sağlıklı olur. Şu an hala sesiniz gelmiyor. Hocam isterseniz tekrar bir ayrılıp tekrar yayını alalım. Size ses gelmiyor çünkü. Evet hocayı birazdan tekrar alacağız yayına. Yine bir ses oldu. Geldi mi? Şu an geliyor hocam evet. Başlamalısınız hiç anlamadı çünkü anonim. Yani başkanımız böyle bir şey söyleyeyim size. Mağlup olduğumuz zaman takım kaptanıydım ben. 500 metreden beni görsün İsmail diye bağırırdı. Ama galip geldiğimizde yanındaydım, İbrahim nasılsın oğlum derdi. Başkanımız bizim primlerle alakalı görüşmelerde hep böyle yapardı. Tabii ki başkan rahmetli, Allah razı olsun, onun parası helal paraydı. Biz şu an hayatımızı sürdürüyorsak İlhan Cavcav ve oynamış olduğumuz kulüplerin başkanının sayesinde buralardayız. Hepsinden tekrar söylüyorum, İki tane çalışmış olduğum başkanım rahmetli oldu. Bursaspor'da İbrahim Yazıcı, Gençler Birliği'nde İlhan Cavcav. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Onlardan Allah razı olsun. Bize inanılmaz derece yardımcı olan insanlardı. Tekrar sizin aracınıza onlara rahmet dileyelim. Onlardan da her türlü Allah razı olsun diyorum. Amin. Gerçekten çok önemli iki başkanlar. Ki İlhan Cavcav sezonun adı verildiği sezonla Gençler Birliği küme düşmüştü üzücü bir şekilde. Evet. Kötü denk gelmişti. Hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Estağfurullah. Futbol Anadolu ekibi olarak tekrar ben yayın teknimiz komitesi teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kariyerinizde başarılar diliyorum. Umarım yolunuz açık olur hocam. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Evet İsmail Gülceren teknik direktör konuğumuzdu bugün. Yayınımıza katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Futbol Anadolu YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Forma çekilişleri, eğlenceli yarışmalar ve birçok eğlenceli sürprizler sizleri bekliyor olacak. Herkese iyi akşamlar diyorum.